Herkese yeni bir günden selamlar. Saat şu anda kaça geliyor? Hemen bakayım. 3:30'a geliyor. Kızım uyuyor. Bugün yine yalnızız. Ben de o uyurken hemen yemeklerimi hallettim. Dünden kalma şöyle bir mercimek çorbam vardı. Karnı yarık yapıyorum. O yüzden buradan biraz içim arttı. Bunu belki daha sonra yiyemezsek buzluğa kaldırırım ya da yarın üstüne yumurta kırarım. Kızımla beraber yeriz. Burada da hemen böyle dolmalık, fıstıklı, kuş üzümlü, tarçınlı, karabiberli falan böyle güzel bir pilav yapıyorum. Dedim değişiklik olsun. Ben farklı pilavlar denemeyi çok seviyorum. O yüzden de dedim kızıma da değişiklik olsun, bana da değişiklik olsun. Güzel farklı bir pilav yiyelim. Şöyle airframe'de de karnıyarık yaptım. Kızım uyandıktan sonra bunu bir tık daha üzerini kızartacağım. Hazırda bekliyor yani. Bir 5-10 dakika daha pişse çok daha güzel olacak. Hazırladım. Pilavımın da son halini göstereyim. Tamam anneciğim. Hemen sofraya oturuyoruz. Burası hep böyle kokuyor. Ayzüre geldim. Ne? Ne ya? Robot mu bu? Aa. Vay be, robot bile gelmiş. Neler gelmiş. Şu mataralarda minik. Bak şunlar hala burada. Tuğba. Şunlardan yoksa al bak, bunlar çok kullanışlı. Benim var benim. Heh, aynen. Acayip güzel, evet, şey yapmak için. Yaparken çok güzel. Konserve yaparken çok güzel oluyor. Anne. Gel. Annesi. Anne gel. Anne gelsene. Anne benim de var. Benim de var. Fincan gelmiş. Evet gelmemiş tabii. Ya da bitirmişler. Aslında şunların büyüklerinden alacaktım. 1,5'luk ama gelmemiş galiba ya da bitmiş bilmiyorum. Şu da güzel. Gayet hoş bence. Has cevherin tenceresi gelmiş. Ay bakalım neler varmış kız. Ayaklı sunumluk alacaktın. Kız tutluk. Bak bakalım. Ömer gel buradayım ben. Ben mi aldım? Tamam bak. Hadi hadi. Efendim. Şunun kapaklısı vardı. Sana attım ya ben, oradan almışlar işte. Tamam. Ben nevresini verdim de. Şöyle kanserlerin takım kupaları da gelmiş. Şöyle bardaklar gelmiş. Bak bu güzelmiş. Ama o kadar çok bardağım var ki. Bakın. Ne tatlı. Aşanlar hoşuma gitti. Bak, bundan alabilirim. Ne kadarmış bilmiyorum ama bundan alacağım. Çok beğendim. Şöyle. Gel hadi gel. Yürü kızım. Şapkasını çıkarttı. Arkadaşıma geldik. Bu tarafa anneciğim. Gel. Hayır bu tarafa aşkım. Arkadaşıma çaya geldik şimdi. Gel anneciğim. Gel. Elazığ'ın neydi? Patlıcanlı köftesi mi? Çorba. Çorbalarımızı yiyelim.
çaylarını da getireyim. Evet. Ben ama güzel. Hadi çek. Güzel. Ama arkadaşımız şey, Elazığlı çünkü. Annem de hala tadı damağında kalmış. Mantılı olan. Mantılı olan var ya. Ay çok güzel. Bu da çok güzel de. Oğlum diyor ki anne diyor okulda, okul çıkışında diyor şey. Bir tane diyor. Biz eve geldik. Şimdi size A101'den aldığım en gereksiz şeyi gösteriyorum. Ya yani o kadar şey arasından şunu aldığıma inanamıyorum. Evet çok beğendim. Çok güzel. Ay dur. Kız açamadım. Mesela bunların böyle kırmızı kapaklısı vesaire oluyor ya. Onlar çok güzel oluyor. Ama bunun üstünde baby shower yazıyor. Kızım için aldım aslında ama keşke kapağı farklı olsaydı. Kahvaltılarda falan da kullanırdım. Reçel koyardım. Nutella koyardım. Bir şeyler koyardım yani. Ama maalesef kapağı bu şekilde. Ha, kapağının şeyi çizilmiş. Neyse bunu aldım arkadaşlar. En azından dedim ki seyahatlerde atıyorum kızımın şampuanını koyarım. Kocaman şampuanı götürmek yerine bunun içine koyarım. Kremini koyarım. İşte vesaire vesaire. Hani kocaman şeyler taşımak yerine bunu minik bir şekilde taşırım diye aldım. Aslında işime yarayacağını da düşünüyorum. Çok beğendim. Böyle tam çantaya atmalık. Bu şekilde bir kavanoz aldım. Bu 6'lık kavanozun fiyatı 50 TL'ymiş bu arada. Ertesi akşamdan devam ediyorum. Bugün hiçbir şey çekemedim. Çünkü gecem çok zor geçti. Alya'ya emzirmeyi bıraktığım için, yani dün gece emzirmeyi de bıraktım ve biraz krizli bir gece geçirdim. Şöyle söyleyeyim, 5 saat ayağımda salladım toplamda yani. 3 saat bir salladım, 2 saat bir salladım, 5 saat yani. Ama ayaklarım felç oldu resmen. 2.30'da uyudu. Pardon bir dakika, 10.30'da uyudu. 11.30'da kalktı. 2.30'a kadar uyumadı. 2.30'dan kaça kadar salladım. 2.30'da uyudu en son. 6.30'a kadar. 6.30'da bir uyandı. 8.30'a kadar salladım. 8.30'dan 11.30'a kadar da uyudu çok şükür. Yani uykuları uzadı ama geceleri zor uykuya dalıyor. O çok büyük sıkıntıydı. Yani 11.30'dan 2.30'a kadar salladım. 6.30'dan 8.30'a kadar salladım yani. Birinde 3 saat, birinde 2 saat salladım. Zor bir geceydi ama çok şükür ilk gecemizi atlattık. Şimdi eşim normalde bugün izinliydi ama göreve çağırdılar. Gitti. Ben de kızımla şöyle kendime mantı yapıyorum. Eşime bugün mantı aldırdım. Dedim Alya yoğurtlu şeyleri seviyor. Mantı yesin. Böyle herhalde ev yapımı bir mantı. Marketten aldı ama hazır böyle pakette almadı. Şurada da kestane ısladım. Çünkü bugün eşimin kardeşi geliyor. Eltim geliyor diyeyim. Neden geliyor biliyor musunuz? Ben kedimi çiftleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü kızgınlığa girdi. Bugün artık damadımı eve alıyorum. Damadım gelecek. Böyle beyaz, yakışıklı bir damadım var. Gelince size gösteririm. Artık inşallah kedimizi çiftleştirip doğum yaptıktan sonra da kısırlaştırmayı düşünüyorum. Ben neden daha öncesinde kısırlaştırmadım? Annelik hakkını elinden almak istemedim açıkçası. Onun kendine özgü bir hissi yani, kendine özgü bir şeyi. O yüzden ben kalkıp da onun bütün hayatına ambargo koymak istemiyorum. Bütün hayatını yönetmek de istemiyorum. O yüzden yaşayabileceği annelik duygusunu yaşasın, bütün özel anlarını yaşasın. Ondan sonra kısırlaştırayım ki vicdanım rahat etsin istiyorum. O yüzden bugün inşallah beyaz bir kedimiz gelecek. Bu zamana kadar da hiç çiftleştirmedim. Aslında denedik ama olmadı yani. Nasip bugüneymiş diyelim. İnşallah küçük küçük kedilerimiz olur, yavrularımız olur. Onlara da bakarız. Sonra onları da sahiplendiririz Allah'ın izniyle. Şimdi kızım uyuyor. Gece geç yattığı için bir uyku düzeni bozuldu açıkçası. O yüzden şimdi uyuyor. Saatte 6.30-7'ye geliyor yani. Normalde bu saatte asla uyumaz. Neyse kalkacağız. Akşam yemeğimiz gecikti. Hemen mantımızı yeriz. Kestaneyi çok seviyor kızım. Kestane yer. Eşim
kardeşi geldikten sonra güzel çayımızı içeriz. Öyle gece uzun olacak benim için. İnşallah kolay olur. Şöyle mantım hazır. Bayağı da çok çıktı ama yanına başka bir şey yapmadığım için biz bunu yeriz kızımla. Şimdi mantının tenceresinde şeyi yapacağım, sosunu yapacağım. Hiç bulaşık çıkarmıyorum, görüyorsunuz. Zaten yemeğimizi yedikten sonra hemen bulaşık makinesini çalıştıracağım. Biraz da toz biber katalım. Salçalı yapmayacağım bu kez. Şöyle biraz. Çünkü son biberim acı. Allah. Şöyle yapalım. Sarımsaksız yaptım. Misafirlerim geleceği için içine sarımsak eklemedim. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim de. Çünkü sevmem yani öyle şeyleri. Sonuçta haberiniz var yani, bile bile de sarımsak yenilmez. Evet. Mantımız hazır. Kızımın uyanmasını bekliyorum. Bilerek zeytinyağlı yaptım ki yağ donmasın diye. Çünkü kızım ne zaman uyanır bilmiyorum. Az kalmıştır muhtemelen. Tereyağlı yapsaydım donacaktı. Şimdi bize afiyet olsun. Videoyu kapatmayı unutmuşum. Yaman toş koyu şimdi çekiyorum. Havada o kadar bozuk ki size anlatamam. Yağmurlu gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.